Değerli meseleler, hayırlı akşamlar. Bu akşam Mesudiye Bro programı tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bu akşam da Mesudiye'mizin değerlerinden, Mesudiye'mizin sevdiğimiz değerlerinden Sevin Özgür Estetik Operatör Doktor uzmanımız burada. İnşallah bu akşam hem onu tanıyacağız hem kendi mesleğiyle ilgili konuşacağız. Yaklaşık 29 yıldan beri var olan bir gazetemiz vardı Sevin abla. Hı hı. Bunun destek televizyonumuz olmadığı için böyle bir programı Mesudiye'mizin değerlerini evet. hayattayken onların evet. Insanlığını bilinmeyenleri insanlara tanıtalım istedik. Böyle bir programa başvurduk. O da programı da tuttu. Ondan sonra da dedik ki kendi değerlerimiz sırayla hepsini alalım. Buradan da bütün Mesudiye'lere selam olsun diyelim şimdiden. Değerli Sevin ablamız hem Kavakdere hem de Yukarı Gökçeköy doğumlu, torunu diyeyim daha doğrusu. Şimdi kendinden dinleyelim Sevin Özgül'ü. Merhabalar, ismim Sevin Özgül benim. Ben İstanbul'da doğdum ama bütün ailem tabii ki annem de babam da Mesudiyeli. Babam Halil ve Gülbeyaz Özgül'ün ikinci oğlu olan Niyazi. Annem de Faik ve Münevver Kalemdaroğlu'nun üçüncü çocuğu olan Nafia Tülin. Ben Bakırköy'de doğdum, büyüdüm, İstanbul Bakırköy'de. Daha sonra Bakırköy'de Mustafa Necati İlkokulu'nda ilkokulu bitirdim. Arkasından Nişantaşı Anadolu Lisesi'nde okudum. Sonra İstanbul Tıp Fakültesi, yani sizin ÇAPA diye bildiğiniz yerde üniversiteyi bitirdim. Arkasından da Marmara Üniversitesi'nde ihtisas yaptım. Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi konusunda. 2003 senesinde uzman doktor oldum. Daha sonrasında Erzurum'da çalıştım bir süre. Sonra İstanbul'a döndüm, özel sektörde çalıştım. Sonra devlet hastanesinde çalıştım ve Mart ayında da, 2020'nin Mart'ında da devlet hastanesinden ayrılıp muayenehane açtım Bakırköy'de, İncirli Caddesi üzerinde. Ondan beri de burada bütün faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çok güzel. Şimdi Sevin Özgül arkadaşlar, bilinmeyen yönleriyle, mesela çoğu insanlar tanır ya da tanımayanlar için söylüyoruz. Evet. Bugün Sevin Özgül'ün bilinmeyen yönleriyle Sevin Hanım'ı tanıyacağız. Daha sonra Mesudiye, daha sonra da kendi mesleğiyle ilgili görüşeceğiz. Hı hı. Evet. Nasıl bir çocukluğu vardı Sevin Hanım'ın? Yani ben güzel bir çocukluk geçirdim aslında. Sonuç olarak eskiden tabii Bakırköy bu kadar yoğun ve bu kadar binanın olduğu bir yer değildi, güzel bir yerdi. O yüzden oynayarak geçirdim çocukluğumu ailemle birlikte, akrabalarımla. Onların evlerine gidiyorduk vesaire işte. Halam vardı Nevin halam adada, onda ya sık sık gidiyorduk adada, vakit geçiriyorduk hafta sonları özellikle. Öyle güzel bir çocukluk geçirdim aslında. Hep doktor olmak istiyordum, daha doğrusu cerrah olmak istiyordum ben. Çocukluktan beri? Tabii. Yani çok ilkokul güzel. Öncesinden beri bile cerrah olmak istiyordum. Zaten o hedefe doğru da hep yürüdüm ömrüm boyunca. Çok i̇şte güzel. 2003 yılında da bu hedefe kavuştum sonunda. Çok güzel. Şey mi yani hani bunu tabii her insanın kendinin yeteneği mi derler, ne evet. derler? Hı-hı. Demek çocukluktan başlayan bir heves mi diyelim buna? Evet, yani hevesim ve merakım vardı özellikle. Ben şanslı olanlardanım, idealim olan mesleği yapıyorum şu anda. Çocukluk idealim olan, çocukluk hayalim olan mesleği yapıyorum aslında. Hı hı. Çok şanslıyım o konuda. Ve bütün öğretim hayatım boyunca, üniversite öğretimim boyunca da hep cerrah olmak için çalıştım ben. Hangi üniversiteyle? İstanbul Tıp Fakültesi'nden. İhtisasımı da Marmara Üniversitesi'nde yaptım. Çok güzel. Hı hı. İlk işiniz? İlk olarak Erzurum'da çalıştım. Erzurum'da Numune Hastanesi'nde. Evet. Oraya tayin olmuştum, orada çalıştım. Sonra oradan ayrılıp İstanbul'a gelip özel sektörde çalışmaya başladım. Çok güzel. Hatta o dönemlerde Mesudiye Gazetesi'nde arada köşelerde köşe yazısı yazıyordum o dönemlerde. Aynen, inşallah yine bekleriz Sevin evet, Hanım'ın kendi dalında. Tabii ki, yine tabii köşe bilgilendirmeler yapıyorduk, tabii, iyi tabii. oluyordu. Ulaşması anlamında bugün de Sevin Hanım'ın bizlere verdiği destekte, biz de ona destek vermek için yanındayız bugün inşallah. Hem aboneliği yenileyip hem de bize destek olan Sevin Hanım'a biz yine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim size, sağ olun. Sevin Hanım şimdi... Mesleki, tabii sonra geleceğiz evet. o konulara da. Mesudiye deyince? Benim için önemli bir yer aslında Mesudiye. Belki orada yaşamadım ama ben çok seviyorum Mesudiye'yi. Gururla da herkese söylüyorum zaten. Mümkün olan her fırsatta gitmeye çalışıyorum. Mesudiye'nin merkezine de, köylerine de, annem babamın köyüne özellikle, yaylalarına gitmeye çalışıyorum. Çok da seviyorum doğal. Akrabalarımız var orada, onları görüyorum vesaire. O yüzden seviyorum. Mesudiye benim için çok önemli bir yer gerçekten.
Aynen, aynen. Her sene gidiyorsunuz herhalde. İşte gidebildiğimiz kadar, İşler mümkün olduğu yüzlerden kadar, dolayı. Aynen. gidebildiğimiz kadar gidiyoruz tabii ki. Boş hayat, boş zamanınızda neler yapıyorsunuz mesela? Ben müzikle ilgileniyorum aslında. Oo. Müzikle biraz davul, Nedense Sayın Hanım, biraz davul çalıyorum. doktorların tamamında var mı, değil mi? Tabii sonuçta zor bir iş yapılıyor, stresli bir iş. Stres atmak için de bir hobi edinmek lazım. Aynen. O hobi de müzik en güzel hobi aslında. Çok rahatlatıyor her anlamda. Dinleme anlamında da, uğraşma anlamında da. İşte biraz davul çalıyorum. Bazı yabancı davulları çalmayı biliyorum işte. Şey gibi, batarya gibi mi? Ya yok, bateri değil de böyle işte Latin davulları, Afrika davullarının bazılarını falan çalabiliyorum. Ramazan davulum da var, onu da çalıyorum. Seste? Yani amatörce bunlar tamamen. Ses Şey değil. nasıl? Davulun sesi mi? Yok sizin. Benim sesim yok. Çok süper değil. İddiam yok Anladım. o konuda. Ama iyi bir dinleyiciyim. Çok severim müzikle Anladım. ilgilenmeyi. Onun dışında ne yapıyorum? Gezmeyi seviyorum. Dünyayı gezmeyi seviyorum. Bulduğum Çok güzel. fırsatta dünyayı geziyorum. O kadar. Bir de işte dans falan ediyorum. Bazı dansları Ha, yapıyorum. çok güzel. Öyle onlarla ilgileniyorum boş zamanlarımda. Buradan bizi izleyenlere, şu anda yorum yapanların hepsine teşekkür ediyoruz. Birazdan sırayla okuyacağız Ha, evet inşallah. Hepiniz görüyoruz. hoş geldiniz diyelim buradan şimdiden. Merhabalar herkese. Evde nasıldır Sevin Hanım? Evde mi? Ev hanım olarak nasıldır? Aslında iyiyim, fena değilim. Yani insan kendini övmemeli bu konularda ama Aynen. fena değilimdir. Evi seviyorum zaten çünkü çok zaman kalmıyor eve. Aynen. Ya Özellikle işte bunu çok işten dolayı nöbet sordum. tutarken Aynen. vesaire çok geç saatlere kadar çalışıyordum eskiden. O dönemlerde eve çok zaman kalmıyor. Kaldığı zamanlarda da tabii evde insan zaman geçirmek istiyor, evle ilgilenmek istiyor. Çok güzel. Evi seviyorum, özellikle mutfakta çalışmayı, bir şeyler yapmayı falan seviyorum. Memleket yemekleri yapıyor musunuz? Yapıyorum evet. Çok da Karalahana seviyorum ayrıca da. çorbası. Hem de Değil mi nasıl çok anne? severim karalahana. Annem de burada bu arada. Anne de burada bu arada arkadaşlar. Selam var bütün bizi izleyenlere. Evet, seviyorum öyle şeyleri. Değil mi? Dolmasını, çorbasını, Aynen her şeyi, aynen. pazıyı falan hepsine bayılıyorum. Aynen. Ha, madımak evet, favori Aynen. yemeğim. Bizi izleyenlere bir okuyalım. Onlar da izlenmeyeyim. Gerçi devam eder onlar şimdi biz yayına şeyine kadar. Sinan Erdem iyi yayınlar, selamlar demiş. Teşekkürler Sinan abi. Dursun Özdilek. Ozan Bey iyi yayınlar, kolay gelsin. Değerli hocama, hemşehrilerime saygılar demiş. Nilgün Çolak hayırlı yayınlar Teşekkürler. Ozan kardeşim demiş. Teşekkürler Nilgün abla. Bunlar da bizim tamamı Mesudiye'mizin köylerinden, bütün her köyümüzden. Dertli Şen hayırlı programlar olsun Ozan'ım demiş. Gülsen Aydoğan amcamın kızı hayırlı yayınlar dilerim. İyi akşamlar demiş. Çok Bizlerden de selamlar. herkese iyi akşamlar. Bu akşam hocamı iyi dinleyin. Hem hocamı yakinen tanıyın hem de gerçekten eğer mesleki bir sorunuz ya da derdiniz sıkıntınız olduğu zaman, çünkü bizim çocuğumuz kendi insanımız, kendi kızımız geldiğiniz zaman kapısı 24 saat herkese açık arkadaşlar. Zaten mesleki olarak konuşacağız yine. Gazetemizi dedik, ne düşünüyorsunuz? Mesude gazetesi deyince. Şimdi gazeteyi takip ediyorum aslında. Sizi de takip ediyorum. Gazetede ki o haberlerinizi, özellikle Mesudiye ile ilgili haber vermeniz çok güzel bence. Aynen. Böylece aslında herkesin Mesudiye'de ne olup bittiğinden haberi oluyor. Ya Şimdi bugün tabii ki sosyal medya tabii. araçları var. İnsanlar daha çok iletişim kurabiliyor birbiriyle ama tabii ki böyle bir düzenli gazete çıkması ve insanların düzenli olarak birbirinden haber Evet. alması çok önemli bence. Ben çok değerli buluyorum yaptığınız işi. Ve bence insanları da birbirine yakınlaştırıyor gazeteniz. Çünkü herkes birbirine haber almak Sen sonunda. biriyim 13 ülkeye kadar ulaşabiliyorsun Tabii. tüm Evet. mesuliyetlere. Evet, biliyorum. Zaten hedefimiz de şu arkadaşlar, her programda söylüyorum zaten. Benim kendi hedefim, ahdettim bunu Sevin Evet. abla. Bütün mesudiyelere ulaşabilmek, her eve bu mesudiye gazetesini sokabilmek. Bugün inanır mısın, bir sigaradan daha ucuz. Bir sigara 14 lira, gazete 11 TL. Yani bir senelik abonelik oluyor. Emin olun şunu söyleyeyim, her programda da söyleyeyim. Sefa abinin bana verdiği yetkiye dayanarak derken nikah kıyar gibi oluyor Evet. biraz. Diyorum ki arkadaşlar, eğer gerçekten durumu olmayan insanlar beni arasın. Desin ki Ozan Bey benim durumum yok. Ben de onları, emin olun, burada Sayın abla senin de şahitliğinde Evet. bir yıllık ücretsiz aboneliği benden olsun. Ama gerçekten durumu yoksa bunu gönülden yaparım. Ama lütfen hepiniz, sizler desteklerseniz, yüreğinizle destek olursanız, bu gazete 29 yıldan beri ayakta duruyor.
Bizler de sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. İyi gün, kötü gün, bütün haberleri sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunun arkasında dediğim gibi Sevin abla şey yok, bir holding yok, bir medya kuruluşu yok. Evet. Emekli bir öğretmenin çabalarıyla evet. 29 yıldır ayakta kalmaya çalışıyor. Bizler de hiçbir Hı-hı. zaman bunun menfaat için, yani evet. şu programları da menfaat için yapmadık. Kendi değerlerimize sahip çıkabilmek, onlara bir nebze de olsa faydalı olabilsek evet. ne mutlu diyoruz. Evet, evet. evet. Olay bu. Mesela spor desek Sevin abla? Evet, yani spor konusunda çok iddialı olamayacağım, üzgünüm. Sonuçta çok bildiğim ve ilgilendiğim bir konu ben değil. Anladım. Ama haberlerini alıyorum yani. Aynen. Sonuçta sosyal medyadan Şimdi artık her şeyden. Şimdi yeni formalarımız çıkıyor. Bugün öyle mi? İstanbul'da. Harika. Oo, süper. Sevin Özgül diye bir forma yaptırıp getireceğiz. Başkanım buradan duyuyorsun inşallah bizi, Yüksel Başkanım. O zaman imza da istiyorum futbolculardan. Aynen. Futbolcudan imzalı Sevin Özgül'e bir forma hediye ediyoruz inşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi estetik derken insanlara Sevin abla, bunun içeriğini bilmiyor insanlar. Hı hı. Sadece belki güzelleşmeyi kalmamız da evet. tabii bunun bir de sağlık yönü var, değil evet, mi? Evet. Şimdi bu estetikliği ta başından beri Sevin Hanım'dan dinleyelim. Şimdi estetik cerrahi ne demek? Estetik cerrahi, kendi görünüşünüzle ilgili bir şeyden memnun değilseniz onun düzeltildiği cerrahi. Bir de estetik cerrahiyi bazen de fonksiyonel nedenlerle yapıyoruz. Mesela çok büyük memeli hanımlarda onları küçülterek sırtlarının ağrılarını, bel ağrılarını falan giderebiliyoruz. O fonksiyonel, bazen göz kapağında aşırı düşüklük oluyor, onu ameliyat ediyoruz. O da fonksiyon olarak gözün daha iyi görmesini sağlıyor aslında ama temelde rahatsız olunan bir şeyi, bir görüntüyle ilgili bir durumu düzeltme hali aslında estetik cerrahi. Neyin estetiğini yapıyoruz biz? Burun estetiği, kulak estetiği, yukarıdan başlayayım. Aynen. Burun estetiği, burunda hem şekildeki bozukluklar hem nefes almayla ilgili bozuklukları düzeltiyoruz. Onun dışında kulakla ilgili estetikler yapıyoruz. Yüzle ilgili estetik ameliyatlar, yüz germe, boyun germe, kaş kaldırma gibi ameliyatlar yapıyoruz. Göz kapağı ameliyatları var tabii ki. Üst göz kapağında düşüklük varsa, altta torbalanma varsa onları düzeltiyoruz. Dudakları kaldırma işlemleri artık o kadar çok fazla ki. Aynen. Dudak kaldırma işlemleri, dudak dolguları vesaire, o tarz şeyler yapıyoruz. Ondan sonra meme ameliyatları yapıyoruz. Küçültme, büyütme, toparlama, dikleştirme gibi. Karın germe ameliyatları var. Liposakşın var. Çok aşırı kilo vermiş olan insanlarda tüm vücudun gerilmesi ameliyatları var. Onun dışında bacaklarını yapıyoruz. Liposakşın yapabiliriz veya bacak germe ameliyatı. Kol içinde liposakşın ve bacak germe ameliyatı yapıyoruz. Yani bölge bölge tanımlarsak bunlar. Onun dışında ameliyat dışında ne yapıyorsunuz diye sorarsanız. Tabii ki botoks var kırışıklıklar için. Hatta kırışıklıklar için değil, artık yüzü için. Ondan sonra bu yanakların yukarıya toparlanması için, dişini çok sıkanlarda sıkmayı engellemek için. Bütün bunlar için artık botoks yapıyoruz. Sadece göz çevresindeki kırışıklıklar için değil. Dolgular yapıyoruz. Dudak dolgusu, yanak vesaire. Bu çene hattının belirginleştirilmesi için. Onları yapıyoruz. Bir kök hücre tedavileri yapıyoruz. İşte PRP diye duymuş olabilirler belki izleyenler. Kök hücre, o bir kök hücre tedavisidir. Mezoterapi gibi ilaçlar, takviyeler yapıyoruz. Vitamin, mineral takviyeleri. Ondan sonra saç dökülmesi tedavileri yapıyoruz. Onlara da gene kök hücre tedavileri ve bir takım ilaç enjeksiyonları yapıyoruz. Saç ekimi de yapıyoruz bu arada. Kaş ekimi, sakal ekimi, bunların hepsini yapıyoruz. Hepsi uzmanlığımızın içinde çok zaten. Güzel. Bir de tabii kliniğimizde yapılan özel işlemler de var, cilt bakımı değil gibi. Mi? Yani özel işte hidrofacial cilt bakımı yapıyoruz. Özel bir makineyle profesyonel bir bakım bu. Bir de lazer epilasyon işlemi yapıyoruz kliniğimize özel olarak. Çok güzel. Dediğim gibi estetikle ilgili bütün işlemleri yapıyoruz. Estetik olmayanlarda ben çıkartma var. Deri kanserlerinin tedavileri, bunları da biz yapıyoruz. Çok güzel. Bazı el cerrahisi ameliyatlarını falan da yapıyoruz. Estetik dışı işlemler de yapıyoruz. Anladım. Şimdi bir burada yapılan işlemler var. Evet. Bir de ameliyatları ameliyathanelerde, hastanelerde yapıyoruz. Büyük Anladım. Hastanelerde. Şimdi mesela böyle ihtiyacı olanlara ya da yaptırmak isteyenlere, tabii ki şu anda izleyenler hep bizim insanımız. Evet. Belki onların da eşi dostu da olabilir. Evet. Bunlara ne söyleyebiliriz? Yaptırmak istiyorlarsa bir kere önce mutlaka muayene olmaya gelsinler. Tabii. En önemli şey bu. Korkmasınlar ameliyat olmaktan. Çünkü artık günümüzde teknoloji çok ilerledi. Bizim tekniklerimiz çok ilerledi. Anestezi bayağı iyi koşullara ulaştı artık. Eskisi gibi değiliz. O yüzden ameliyat olmaktan korkmasınlar. Ama dediğim gibi önce muayene olmaya gelsinler. Çünkü herkes ameliyat için uygun olmuyor.
Onu ancak muayenede söyleyebiliriz. Her işlem için herkes uygun olmuyor çünkü. Tabii. Yani bu bana ulaşırlarsa ben her türlü yardımda bulunurum. Anladım. Bu sağlık anlamında mı oluyor Sevin Hanım? Yani sağlık anlamında her mesela estetik ameliyat herkese uygun olmuyor. Yani. Bazen şikayetlerle yapılacak ameliyatlar aynen, farklı oluyor. Aynen. O yüzden muayene olmadan bütün bunlara karar şimdi veremeyiz. Şimdi bunu niye sordum biliyor musun? İnsanlar şu anda mesela genelde büyük metropollerde bunları yaptırdığı zaman yanlış tedavi sonuçları ya da şeylerle karşılaştıkları için onları aydınlatmak anlamında sordum. Evet, burada en önemli şey bu işlemleri yapacak kişinin ehil olması gerekiyor. Yani aynen. Bu estetik ameliyatları kim yapabilir? Estetik cerrahi uzmanları. Aynen. Şimdi maalesef İstanbul'da ve işte büyük şehirlerde özellikle bu işi ehil olmayarak yapan insanlar da var, doktorlar evet. da var, doktor olmayan kişiler de var hatta. Aynen. O yüzden çok iyi araştırıp gerçekten bu işin uzmanı olan kişilere yaptırmaları aynen. gerekir. Ameliyat dışı işlemlerde ise tabii ki yani plastik cerrahlar yapıyor, cildiye doktorları yapıyor birçok işlemi. Onun dışında özel sertifikası olan hekimler yapabilir. Yani. Diğerlerinin yapma yetkisi yok aslında. Maalesef doktor olmayanlar bile günümüzde botoks ve dolgu yapıyor. Yani. Son haberlerde duyduğumuz işte üzücü olaylar vesaire çoğunlukla ehil olmayan kişilerin yaptığı işlerle ilgili. Bir de kullanılan malzemenin kalitesiyle de çok alakalı bir şey bu. Tabii ki işi bilen, ehil olan bir kişi size asla kaçak ya da işte belgesi olmayan bir ürün kullanmayacaktır. Anladım. O konuda gönlünüzü ferah tutun. Yani o zaman bu işlemleri yapılmadan iyi bir kontrolden geçilmesi evet, ya da muayene yani olması. Evet yani işlemi yapacak kişinin mutlaka ya plastik cerrah ya dermatolog ya da o belgeyi almış kişi olması lazım. Yani fazla şöyle söyleyelim. Ne diyelim işte. Dudak dolgusu yaptıracak bir insan diyelim. Siz önce muayene ediyorsunuz. Muayene ediyoruz. Uygun mu diye bakıyoruz. Her hastada uygun olmuyor. Herkese her işlem uygun olmuyor zaten. Muhakkak. O yüzden bakıyoruz dudak dolgusu yaptıracak mesela. Ona göre dolgunun tipini belirliyoruz aslında. Hmm. Çünkü çok fazla dolgu maddesi var. Ona göre bir karar veriyoruz hangi tip dolgunun kullanılacağını ve ona göre işlem yapıyoruz biz. Hmm. Eğer bunu bilmeyen, hani dudağın anatomik yapısını bilmeyen, dudağın özelliklerini, cildinin ve dokularının özelliklerini bilmeyen bir insan bunu yapamaz. Anladım. Herhangi bir doktor bile olsa yapamaz. Hı-hı. O yüzden hani bu yapıyı bilenler diye sorarsanız en iyi bilen tabii ki plastik cerrahlar. Çünkü anladım. Biz bu bölgelerin ameliyatlarını yapıyoruz. Tabii. Başka ameliyatlarını yapıyoruz estetik dışında. O yüzden o bölgeyi çok iyi tanıyoruz. Vücuttaki her bölgeyi çok iyi tanıyoruz. Şey alınıyor mu mesela yüzden, kan tahlilleri falan? Ameliyatlardan önce evet ama dolgu ve botokstan önce pek bir şey yapmıyoruz. Çünkü onlar muayenehane... Ters etki yaptığı zaman efendim? Mesela ters etki yaptığı zaman. Çoğunlukla öyle bir etkisi olmuyor. Çok yok, nadir yani, görülüyor. Nadiren diyelim. Çok nadir. O zaman eritecek madde ilaçlarımız var bizim. Hmm. Dolguyu biz eritebiliriz. Yani. Tabii bir enjeksiyon yapıyoruz, eritiyoruz. Ya işte şimdi gönül rahatlığıyla şunu söylemek istiyorum. Hı-hı. Sevin abla hani şimdi evet. insanlar... Dediğiniz gibi arkadaşlar işin ilk önce dediği gibi hı-hı. ehline gelin diyorlar. Evet. Uzmanına, hı-hı. cerrahına, estetisyenine gelin. Hı-hı. Onlar da yaptı. Yani belki bu işler hani belki hı-hı. az hı-hı. ucuz az küçük rakamlar hı-hı. diye belki hı-hı. dışarılarda yaptırıyorlar ama bundan da kötü sonuçlar alanlar da hı-hı. onun hı-hı. yüzden sizler de yaptırmayın. Dediğiniz gibi önce gelin, hı-hı. muayenenizi olun, Sevin evet. Özgül'e. Hı-hı. O size gerekenleri söyler ya da olur olmaz. Evet. Onun dışında da gerekeni yapar. Bir şey düzeltmem lazım. Tabii. Estetisyen değil. Estetisyenler doktor olmuyorlar. Ha, pardon. Kafa karışıklığı yaratmayalım. Biz estetik cerrahız. İsimler çok benziyor. Özel karışıyor. Haklısınız. Hani kafalar karışmasın diye söyledim. Anladım. Estetisyenler doktor olmuyorlar. O yüzden kafaları karışmasın. Anladım. Onların yaptığı işlemler farklı. Bizim alanımızın cerrahi. İçinde ama çok farklı işlemler yapıyorlar onlar. Anladım. Onlar doktor olmuyorlar. Onlar özel eğitimler almış. Yetişmiş kişiler oluyorlar. Aynen. Yerimiz nerede? Bunu da söyleyeyim. Bakırköy İncirli Caddesi'ndeyiz. Arkadaşlar İstanbul'da şubesini açtı. İnşallah bunu gerçekten ihtiyacı olanlar ya da kendi insanımız dediğiniz gibi gelip buraya sohbet edebilirsiniz, muhabbet edebilirsiniz. Tabii ki de insanları meşgul etmeden gelip her konuda size Sevin Hanım yardımcı olacağına eminim. Dışarıdan gördüğünüz gibi güreş yüzü. Ben şimdi kendi köylümüz diye söylemiyorum arkadaşlar. biraz da topil geçeyim tabii. Gelin görüşün burada arkadaşlar. İlk önce zaten kontrol yapılıyor değil mi? Muayene yapıldıktan tabii. sonra yapılması gereken işlemleri burada asistanlar tabii. eşliğinde evet. yapılmakta. Hı-hı. İki tane de asistanınız var evet, herhalde. Evet, çok güzel. Hemşire. İnşallah bir iki cümlede onlardan alacağız birazdan. Dalı nasıl seçtin Sevin abla? Şöyle ben aslında hep cerrah olmak istiyordum. Hı.
Lise yıllarında beyin cerrahı olmak istiyordum aslında. Hı-hı. Sonra genel cerrah olmaya karar vermiştim üniversiteye girdiğimde. Sonra tabii bölümleri tanıdıkça, üniversite boyunca bütün bölümlerde eğitim alıyorsunuz ve bölümleri tanıyorsunuz. Hı-hı. Tanıdıkça hoşuma gitmeye başladı bu dal. Onun üzerine işte genel cerrahi bırakıp plastik cerrahi istemeye başladım aslında. Hı-hı. İşte kaçıncı sınıftaydım? Üçüncü sınıfta falandım tıp fakültesinde. Sonra bir uzmanlık sınavı var zaten, ona giriliyor. Hı hı. O uzmanlık sınavında işte plastik cerrahi kazandım. Biraz zor kazanmak ama yaptım yani, insan hedefi ya şimdi bir yapıyor. Semin abla şeyin hı hı. olayı var ya, bu kesme biçme işlemi. Ya o da bir özgüven mi diyeyim? Biraz soğukkanlılık gerektiriyor. Yani soğukkanlılık gerektiriyor gerçekten. Herkes cerrahlık yapamaz, o konuda haklısınız. Değil mi? Soğukkanlı olmak lazım. Çünkü soğukkanlı bir insan değilseniz, işlemleri yaparken paniklerseniz zarar verirsiniz. Aynen. O yüzden hep yani sakin olmak, soğukkanlı olmak lazım cerrahi yapabilmek için. Aslında diğer işlemler için de öyle bence. Ya tabii ki işte öyle. Yani işinizi iyi bilirseniz, iyi yaparsanız soğukkanlı da olursunuz. Öyle demek lazım aslında. Aynen. Yani şimdi mesela gelmek isteyenlere ya da muayene olmayanlara ulaşabilirler her şekilde. Aynen. Dediğiniz sosyal gibi sosyal medyadan yazabilirler. Sosyal medyadan da var arkadaşlar. Bu yayınları dediğiniz evet. gibi. YouTube üzerinden de evet. videomuzu seyredebilirsiniz. Ulaşabileceğiniz evet. yerleri. Sevin Özgül, estetik, plastik ve evet. rekonstrüktif evet, cerrahi uzmanı. Evet. İncirli, Bakırköy İncirli arkadaşlar evet. yeri. Zaten bu ayki gazetemizde afişleri, reklamları olacak. Tamam. Oradan da telefonlarına ulaşabilirsiniz. Ozan Aydoğan'dan ulaşabilirsiniz. Kendi sayfasından ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımızdan da ulaşabilirsiniz. Bu yayınları da Ozan Aydoğan'la Mesut diyor buradan. Eğer destekleyip abone olursanız 1000 kişi ulaştığımızda bu yayınları dünya üzerine bütün herkese yayın yapabileceğim. 1000 kişi olmadan YouTube yayın vermiyor arkadaşlar. Şu anda Sevin Özgür, ben de isterim ki bütün dünya, Yunanistan, Almanya, Fransa, Hollanda bile izlesin ki bir Mesut diye de faydamız olsun. Sizden istediğim sadece Ozan Aydoğan'la Mesut diye burada programının YouTube kanalımıza abone olmanızdır. Şu anda yaklaşık 650 kişideyiz. 1000'e ulaştığımız zaman bu yayınları bütün dünya üzerine, bütün Türkiye'ye, bütün herkese yayabileceğiz ya da insanlara kültürümüzü ya da ne bileyim turizmimizi ya da değerlerimizi ya da böyle mesleki olanları insanlara aktarabilmek hedefim. Aslında Mesut diye çok güzel bir yer ama çok gizli kalmış bir yer aslında. Evet. Adının duyulması gerekiyor. Doğası çok güzel. Yani Karadeniz turizminde aslında çok önemli bir yere sahip bir şehir. Ama adını duyuramıyor. Bunun için çalışmalar belki yapmak lazım. Dediğiniz de bir yol. Yani bu da bir yol. Bu yayınların artmasıyla, isminin duyulmasıyla bir yol. Kendi reklamını da yapması lazım. Çünkü gerçekten çok güzel bir yer. Şimdi mesela bu yaz sezonu belki de hayatımın en uzun süresini kaldım. 40 gün kaldım. Evet. 40 günde bütün köyleri gezdim, dolaştım. Evet. İnsanların dertlerini, sıkıntılarını. Millet dedi ki ya ne oluyor o zaman, niye böyle dolaşıyorsun? İnanır mısın arkadaşlar? Önce de Mesude'ye indiği zaman millet böyle düşünüyordu. Ya nereye gideyim? Ne yapayım? Öğlen bizim 12'de alışverişi yapan köyüne kaçıyordu. Evet. Ama arkadaşlar öyle değilmiş. Mesude'nin 72 köyünde de her köyünde bir güzelliği var. Bugün Saklı Vadisi var. Mesudiye'nin ilk Boğaz Köprüsü var, 450 yıllık çeşmeleri var, çağlayanları var, şelaleleri var, yaylaları var. Gelmeyen insanlar da bütün Türkiye'nin her yerinden gelip görebilirler Mesudiye'mizin köylerini, yaylalarını arkadaşlar. O yüzden bizim memleketimiz başka memleket, gelip görülmesi gereken memleket. Evet, kesinlikle öyle. Ya bir de bizim memleket şöyle bir memleket, belki hep memuriyet hayatı olduğu için bayağı bir değerimiz var. İstanbul'da, işte tabii. İstanbul dışında, yurt dışında dahi var. Evet. Biz de istedik ki bunları da hayatta varken değerini bilelim. Onlara bir faydamız olsun diye. Böyle yayınları da hayata geçirdik Sevin abla. Evet. İnşallah bugün Sevin Özgül de insanlara güzel güzel anlatmış oluruz. Onu da herkes tanımış olur. Eğer hani şimdi bazen soruyorlar ya nerede bir tanıdık var, kime soralım diye. Evet. Onun için arkadaşlar her zaman toplumda olun. Mesut değil olsun, bizim olsun. Şimdi şuraya geldiğim zaman ben kendi akrabamız değil mi, kendi evimize gelmiş gibi hissediyorum. Ama bir yabancınız yanına gittiğiniz zaman bunu yapamazsınız. Evet. İki tane asistan arkadaşımız var, genç, pırıl pırıl, yetenekli. Onların da bir iki düşüncesini alalım arkadaşlar. Bir onları tanıyalım. Buyurun arkadaşlar. Hem hemşire mi diyelim, asistan mı diyelim? Ben şimdi tanıtayım size kim olduklarını İnşallah. Söyleyeyim. Biriniz böyle gelin, biriniz öyle gelin arkadaşlar. Gelin, tabii tabii gelin lütfen. Gelin. Evet, sizi tanıyalım. Duyuluyor zaten mikrofondan. Ama görünmüyorsun şu anda. Ben estetisyenim. Doktorumun yardımcısıyım aynı zamanda.
Nasıl bu meslek? Bence gayet güzel. Evet. Buraya gelmek isteyenlere ne söylersin Nergis? Buraya gelmek isteyenlere mutlaka tavsiye ederim. Hani önce sağlık açısından. Kesinlikle öyle. Değil mi? Evet, sağlık açısından. Hocamız böyle gençleri yetiştirdiğiniz için size de öncelikle bir teşekkür ediyorum yine tekrar. Gençlerle çalışmak çok güzel. Çok benim güzel. İçin de çok, çok güzel. Ben evet, de onlardan bir Gamze, sürü şey öğreniyorum. Seni tanıyalım. Benim ismim Gamze. Hemşiresiyim, doktoramım. Beraber çalışıyoruz. Sen nasıl başladın? Hemşireliğim mi, doktoramım? Hemşiresin zaten. Bu mesleğe diyelim. Hemşirelik insanlara yardım etmeyi gerektiren, insan sevgisi barındıran bir meslek. Ben de sanırım bu özellikleri taşıdığım için mesleğimi yapmaya başlamış oldum. Evet. Yani şimdi hocamız demin dedik, bak bu işler ne dedik? Cerrahi, cesaret, evet. Özgüven. Tabii. Bir de o, sakinlik ve sakinlik gerektirir. Gamze Hemşirehanım bana ameliyatlarda da yardım ediyor. Klinik içi işlemlerde de yardımcı oluyor. Nergis Hanım da işte bahsettiğimiz cilt bakımı gibi işlemleri, epilasyon gibi işlemleri de o yapıyor. Bir de bana klinik içinde çok yardımcı oluyor. Çok güzel. Her işimi hallediyorlar vallahi kızlarım. Aynen. Sağ olsunlar. Arkadaşlar işte gerçekten Sevin Özgün de hem kendi işini yapıyor, hem insanları yetiştiriyor, hem onlara güzel güzel iki tane pırıl pırıl gençlerimizi yetiştirip bu meslek dalında onların da bir yerlere gelmesi için uğraşıyor. Onlar da mesleğini inşallah iyi bir yerlerde görürüz. İsimleriniz, evet. Teşekkür ediyoruz sizlere. Buraya teşekkür kadar geldiğimizde eşlik ettiğiniz olun. İçin. Gerçekten Sevin abla bunlar güzel şeyler. Yani evet. Öğrenci yetiştirmek, insanları yetiştirmek, topluma kazandırmak, meslek sahibi edinmek bunlar gerçekten güzel. Bunun dışındaki projeniz yani neler düşünürsünüz başka? Neler yapmak istersiniz? Belki işinizle ilgili, belki... Yani şimdi şöyle, daha burası çok yeni bir yer. İşte Mart'ta açıldık zaten, sonra biliyorsunuz hastalık durumları falan oldu. Şimdi yeniden açıldık gibi bir durumumuz var aslında. Zaman içinde evet burayı büyütmek isterim. Bir plastik cerrahi, estetik cerrahi kliniğine. Daha büyük bir kliniğe çevirmek isterim. Daha henüz daha çok yolun başındayım şu anda. Cerrahi işlemler için mi? Yani daha büyük bir yer yapmak, daha çok işlem yapmak, hem belki bazı cerrahileri de içinde yapmak. Hani öyle büyük bir poliklinik, klinik gibi bir şey olunca o zaman yasa olarak onları da yapabiliyoruz çünkü. Böyle bir şey yapmak isterim zaman içinde işimle ilgili olarak. Yani çünkü gelişmek gerekiyor. Tabii İnsan ki. İşinde de hayatında da kendini geliştirmesi lazım. Bunun için de büyümek lazım. İnşallah. Yani o yüzden inşallah cerrahi zaman içinde becerebilirsin. Anlaşma yapılan hastanelerde mi oluyor? Tabii. Ameliyatları hastanelerde yapıyoruz. Genel anestezi altında yapılan ameliyatları. Çevremizde büyük hastaneler var Bakırköy çevresinde. Onlarda yapıyoruz. Tedbirleri çok iyi alan hastaneleri tercih ediyoruz özellikle. O konuda biz de yani hem kendimizi korumak hem hastamızı korumak açısından çok sıkı tedbirlerin alındığı hastanelerde ameliyat yapıyoruz. Kendimiz de zaten klinik içinde çok sıkı tedbir alıyoruz. Şimdi mesela herkesi, buraya gelenler mesela istesene bir korku, ürperti olanlara. Yani şöyle mesela biz randevu alan hastaları zaten önce bir sorguya çekiyoruz. Değil mi? İşte hastalandınız mı, çevrenizde hastalanan oldu mu vesaire. Geldik. Ya da Mozart müzikleri. Yani ya onun gibi şeyler değil ama tabii soruyoruz çünkü sormak zorundayız buraya gelenleri. Herkesi tanımıyoruz çünkü gelen. Muhakkak. Tanıdıklarımız var ama onun dışındakilere soruyoruz. Klinik içinde de geldikleri zaman zaten hep maskeyle çalışıyoruz. Ama dezenfektanla ve çamaşır sularıyla temizleniyor zaten. Her hasta arasında aralık veriyoruz, ara veriyoruz yaklaşık yarım saat kadar. İçeriği havalandırma, temizlik vesaire falan açısından. O açıdan yani burayı gayet iyi koruyoruz. Genelde randevuyla mı? Randevuyla çalışıyoruz. Randevusuz çok kabul etmiyoruz acil hastalar dışında. Acillerde zaten yapabileceğimiz bir şey yok. Bazen oluyor aciller, yanıklar, kesiler falan gibi şeyler. Onlara zaten yapacağımız bir şey yok ama onun dışında hep randevuyla çalışıyoruz. Çok güzel. Randevusuz pek kabul etmiyoruz hasta. Bu dönemde etmiyoruz. Genelde nasıl ulaşıyorlar size Sevin abla? Yani sosyal medyadan görüyorlar. Sosyal medya. Tanıdıklarla, ameliyat ettiğimiz veya işlem yaptığımız hastaların referanslarıyla bu şekilde ulaşıyorlar bize. Anladım. Bütün işlemler yazıyor herhalde burada. Evet, o broşürümüzde yazıyor evet. İnternet sayfamız yani web sayfamız var, orada da yazıyor. Adımla ve bir web sayfası var. Instagram'dan da takip edebilirler. Facebook'tan takip edebilirler. Bütün işlemler zaten o sayfalarda var.
Arkadaşlar gerçekten şimdi hocamızın dediği gibi bu işler arkadaşlar önce sağlık. Değil kesinlikle mi hocam? Önce öyle. Sağlık, sonra görsel görüntü diyelim. Güzellik ya da istedik ne istiyorlarsa. Onu yaptırmak için buraya gelin, hocamızla görüşün. Gerekeni zaten o size söyler. Evet. Dediği gibi ulaşmak isterseniz sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Telefonlar bizlerle aracıyla ulaşabilirsiniz. Tabii ki. Bu Gelecek Ayki gazetemizde zaten reklamı çıkacak. Bütün içeriğiyle beraber oradan da ulaşabilirsiniz. Yapılan işler, neler yapılıyor, neler yapılmıyor. Direkt kendiyle de hocamızla da görüşebilirsiniz. İnşallah hocamız da bu şeyini büyütür. Evet. Ne diyelim şeyini? Ofisi mi diyelim? İnşallah. İş alanı i̇nşallah, büyütelim. Bakalım, inşallah. Daha çok asistanlarımız yetişsin. Evet. Onlar da memleketine bir faydalı gençlerimiz kesinlikle, olsun. Kesinlikle. Tabii ki. Kesinlikle. Programımızı nasıl buldunuz hocam diyelim? Vallahi çok güzel. Ya bir kere çok sıcak bir insansınız. Yani, teşekkür ederim. Buraya geldiğinizden beri ben hani sizi ilk defa görüyorum. Hı-hı. Ama yani yıllardır yıllardır tanıyormuşum gibi yakınlığınız. O çok güzel bir şey gerçekten. Akrabalığın verdiği bir yakınlık var. O kesinlikle aynen. Doğru. O yüzden bence başarılı bir program bu. Teşekkür ederim. Siz de bayağı ilgilisiniz zaten. Hı-hı. Programınız da gayet iyi gidiyor bence. Ve bence devam etmelisiniz. İnsanlar birbirini tanımalı. Aynen. Hı-hı. Şimdi biz 3 erkek kardeşiz. Rahmetli kendime bir gün yaşlı bir kadın soruyor. Diyor ki ya diyor 3 tane oğlunuz var. Bu öz mü? Bunları bey mi? Diyor. Hı-hı. Ya kız diyor niye öyle söylüyorsun? Ya Ozan abi çok içten çok candan diyor. Bunlar diyor öyle değil diyor. Hı-hı. Buradan da ona rahmet umalım. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde uyusun teyze. Yani şunu söyleyeyim Sevin abi. Biz memleket aşığı bir insanız. Kendi memleketimiz olduğu zaman bize akan sular duruyor. Bizim stikerimiz var biliyorsunuz. Bugün bütün arabalarda yapıştırılmıştır. Evet. Her görenler ister istemez kornasına basar. Bilmem kendi insanı diye bir şey yapar. Evet. Yurt dışına gittim. Bunu bir tane yabancı arabanın camına yapıştırdım. Evet. Araba yabancı plaka. Hı hı. Tam orada da bizim Türk bir arkadaş çalışıyor. Evet. Şeyde kargo işi yapıyor. Evet. O yabancı arabada geliyor orada malzeme almıyor. Ben bir bakıyor plaka arkasında 52 orada Mesude yazıyor. Ben de 10 gün oldum İstanbul'a geleli. Dedi beni aradı abi dedi bu kesin senin işin dedi. Ne oldu lan dedi oğlum dedi arabanın arkasında 52 Mesude yazıyor. Dedim ki bize her yer Mesude. Aynen öyle yani doğru. Yani bizimki böyle bir sevgi arkadaşlar. Doğru. Onun için diyoruz ki bütün Mesude yani ne olursunuz sevginizi yüreğinizle gösterin. Desteğinizle gösterin. Bugün gazetemize sahip çıkın, basınımıza sahip çıkın, sanatçımıza sahip çıkın. İşte ne bileyim yazarlarımıza, doktorlarımıza, STK'larımıza. Mesude ile ilgili ne varsa destek çıkın arkadaşlar. Biz hep birlikte Mesude'yiz. Eğer birbirimize faydamız olmayacaksa böyle Mesudik zaten olmaz. O yüzden her şeye sahip çıkalım. Kendi esnafımıza gidelim, kendi arkadaşımıza gidelim, kendi ne bileyim mahallemizdeki işte bakkalına, marketine, aklına gelecek her şeyine koşturalım. Birlikten kuvvet doğar. O yüzden hele de öyle bir zamandan geçiyoruz ki yine hocam. Evet. Yaşıyorum zaten memlekette. Evet. Onu nasıl geçirdiniz? Biz kapattık zaten. 2,5 ay çalışmadık bakanlığın bize söylediği koşullar nedeniyle çalışmadık. Zaten acil olmayan ameliyatlar yasaklanmıştı. Diğer işlemlerde hastalık bulaşma riski olduğu için yapmadık. Evet. 2,5 ay kapalı kaldık. Sonra da kontrollü açıldık. Önce işte 1/3 kapasiteyle çalıştık. Daha sonra yarım kapasiteye çıktık. Ama şimdi normal rutin seyrimiz neyse ona döndük. Ama şöyle... Eskiden mesela işlem 15 dakika sürüyorsa hemen arkasına bir hasta alabiliyorduk. Ama şimdi ara vermek zorundayız. Randevuların sıklıkları azaldı tabii ki doğal olarak. Ek tedbirler alıyoruz. Hem ameliyatlar için hem içerideki işlemlerimiz için. Özel maskeler, özel gözlükler takıyoruz. Ve her hastadan sonra dezenfekte ediliyor klinik. Çok güzel. Öyle olduğu için yani ekstra tedbirler aldık. O tedbirlerle güvenle çalışıyoruz. Biz elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Aynen. Bu süreç böyle devam edecek çünkü bir süre daha. Biz yani hem kendimizi hem çalışanlarımızı hem hastalarımızı korumak için her türlü tedbiri alıyoruz tabii ki. Yani arkadaşlar şunu söyleyeyim gerçekten burada yaklaşık 4-5 oda var arkadaşlar. Yani burada diye değil arkadaşlar gelin siz hijyenik ortamları yani temizliğini kullanılan şeyleri hepsini gelip görebilirsiniz. Zaten bunları da resimleyeceğim. Sizler de görebileceksiniz. Sizlere de ulaştıracağım inşallah. Hem reklam olarak hem haber olarak. Gelin görün. Sevin Özgür'le ilk önce tabii ki sağlık açısından gelin. Bir görüşün. Dediği gibi hocamın. Sağlıklı olan işte her şeyle gelsinler. Evet. Sonra
güzelliğini istiyorsanız istediğiniz şeyi yaptırabilirsiniz. Tabii ki. Bunlar dediğim gibi muayeneli ve kontrollü yapılıyor arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi ehline yaptırın. Sevin Hoca'ya gelin. Hı-hı. O size gerekenleri söyler. Tabii. Hocam bunları ilk yaptığınızda nasıl oldu? İlk cerrahi işlemi yaptığınızda. Evet. Yani ilk ameliyatımı yaptığımda asistanlığımın işte 3. ayı falandı. Tabii daha küçük işlemlerle başlanıyor. Eninde sonunda büyük bir ameliyatı başta yapmıyorsun. Bir estetik ameliyatı yapmak asistanlığın sonlarına doğru oluyor ancak. Ama onun dışında ilk ameliyatımı yaptığımda işte asistanlığımın 3. ayındaydım. Tabii insan çok bir kere çok heyecanlanıyor. Bir de kendiyle çok gurur duyuyor insan. Değil mi? Bir şeyi başarıyorsun işinle. Küçük de olsa küçük başarılar çok güzel. Gençlik zamanlarında insana çok mutluluk veriyor ve motivasyon sağlıyor aslında. İşte o hani o ameliyat başarılı olunca insan kendi seviniyor. Bir insana iyilik yapmak çok güzel bir şey gerçekten. İyileştirmek. Sonra devam etmek istiyorsun zaten. Yani hep şimdi yani, asistanlarımıza ne diyelim? İlk operasyonlarında. Aslında benim beraber çalıştığım ekibim, ben çok şanslıyım bu konuda. Değil çok mi? İyiler gerçekten. Aynen, aynen. İkisi de gerçekten temiz kalpliler, çok çalışkanlar en başta zaten. Burayı da çekip çeviriyorlar yani. Beni çok de güzel. Çekip çeviriyorlar sağ olsunlar. Çok güzel. Gerçekten asistanlarımız yani, arkadaşlar kendi kızlarımız gibi, evet, kendi insanlarımız gibi gerçekten güler yüzlü insanlara. Gerçek tam mesleki belki sağlık bir sektörü bu ama yine de olmayan olmuyor abla. Evet, yani gençlerin çalışkan olması lazım. Muhakkak, muhakkak. Yani maalesef çalışmadan ve bir emek vermeden hiçbir şey elde edilmiyor. Tabii ki de. Yani benim de belki bütün öğretim hayatım ders çalışarak geçti. Yani beni tanıyan herkes bilir. Ben hep ders çalışırdım. Yani üniversite hazırlığında ders çalışırdım. Üniversitede devamlı ders çalışırdım. Ve gece nöbetler tutardım öğrenciliğimde. Tutmamam gereken nöbetler falan tutardım. Hani öğrenmek ve kendimi geliştirmek için. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Gençlerin esas öğrenmesi gereken şey bu aslında. Ve istedikleri bir şey varsa onun için mutlaka çalışsınlar. Olmaz demesinler. Çalışsınlar. Olmazsa yapacakları bir şey yok zaten. Yani sonuçta her şeyi elde edemeyiz tabii ki ama ben bunu yapamam diye düşünmesinler. Belki yapabilirler. Bunlar bunun için. Yani şunu yani söyleyeyim. Hele bu pandemi dönemi gibi ya da ülkemizdeki gibi gençlerindeki asistan arkadaşlarımız için ya da bizi izleyen diğer insanlar için söyleyeyim. Arkadaşlar gerçekten meslek sahibi olun. Kendinizi yetiştirin öncelikle. Çevre edinin, toplumda olun. Bir insan, hani derler ya, iki lisan iki insan gibi. Bir insan tanırsan bir insan daha tanır. Bugün şimdi ben buraya geldim. İki insan daha tanıdım. Hocamızı tanıdım. Gerçi akrabamız ama maalesef büyükşehirde olduğumuz için görüşemiyoruz. Annelerle köyde görüşebiliyoruz anca. Ellerinden öpüyorum. O da burada bizi izliyor. Onun için arkadaşlar, genç arkadaşlarıma, asistanlarıma, bütün herkese söylüyorum. Kendinizi geliştirin. Hocamızın dediği gibi. İyi bir yerlere gelin. Çünkü memleketin durumu malum. Eğer bir altın bileziğiniz olmazsa bu memlekete gerçekten arkadaşlar. Evet. Onun için toplumda olun. Hem insanlara faydalı işler yapın. Evet. Kendinizi geliştirin. Ne diyelim? Evet. Mesajları okuyalım. Bir de her şeyi öğrenmeye çalışsınlar. Muhakkak, muhakkak. Bu benim ne işime yarayacak diye sakın düşünmesinler. Gün gelir yani şimdi çok aynı. İşlerine yarar. Asistanlarımıza bu hep böyle. Genç kardeşlerimize diyorum ki her şeyi sorunuz yanınıza. Evet. Yani şey... Ya bu benim ne işime yarayacak diye muhakkak, sakın düşünmeyin. Muhakkak. Her şeyi öğrenmeye çalışın. Çünkü hiç ummadığınız anda bir o bilgi sizin çok işinize yarayabilir. O beceri çok işinize maşallah yarayabilir. Maşallah bayağı gelmiş abla. Evet, evet. Almanya'dan da geldi. Gördüm. Mesajlar gördüm. Nilgün Çalak hayırlı yayınlar. Ozan kardeşim demiş. Hayırlı akşamlar Nilgün ablam. Çetin Eriç çok iyi yayınlar Ozan Bey. Teşekkür ederim Çetin Yeşilce'den. Nuray Tuncalı Almanya'dan canım sevincim. Başarılar. Nuray ablacığım teşekkür sevgiler. Ederim. Gülten Özgül, Ozan Bey iyi yayınlar. Canımız yeğenimiz Sevin Özgül'e başarılar. Katlanarak artması abla, dileğiyle teşekkür iyi akşamlar. Ederim. Ramada Ayhan Macik bizim köyden iyi yayınlar Ozan. Çok teşekkürler Ramada Bey. Neriman Yıldırım Altınöz hayırlı akşamlar. İyi yayınlar Ozan Bey. İyi akşamlar Neriman Hanım. Zülküf Özçük iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür teşekkürler. Ederiz. Sezen Yıldırım iyi akşamlar. İyi yayınlar başarılar daim olsun Ozan Bey. Teşekkür aha, ediyorum. Aha. O da sağlıkçı. Öyle mi? Sezen Yıldırım orada. O da bizim Mesut Yeli. Ha öyle mi? Aynen. Sefai abi yazmış. Selam olsun buradan. Ozan Bey'e iyi yayınlar. Gazetemize köşe yazarlığı yazan Sayın Esin Özgül Hanım'a da ve izleyenlerine selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz demiş. Selam olsun bizden de. Adil Güngör iyi yayınlar dilerim. Selamlar demiş. Baki Kalenderoğlu, Baki Emmi selamlar. Dayıcığım teşekkür ederim. Ozan iyi akşamlar. Ozan yeğenim iyi yayınlar sevgiler demiş.
Yusuf Ersoy hayırlı yayınlar diliyorum abim demiş. Sağ olasın. Anşa Özgül Kalenderoğlu iyi yayınlar demiş. Yengecim teşekkürler. Halil Özgül Ozan Bey iyi yayınlar. Yeğenime başarılarının devamını sağ diliyorum. Sağ ol Halil abi. Metin Yılmaz iyi yayınlar Ozan Hı-hı. Bey. Aydın Benli iyi yayınlar Aydıncığım, kuzen. Aydıncığım kardeşim teşekkür ederim. Tülin Özgül Ozan Bey iyi yayınlar. Sevgili Sevim başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür Ordu'dan ederim sevgiler. Tülin abla. Ersin Bircan iyi akşamlar. Sizler de Sevin Hanım çok iyi tanıyorum. Benim varislerime bakmıştı başka bir hastanede. Hayırlı olsun inşallah. Yeriniz nerede acaba? İyi yayınlar. Ersin Bircan soruyor. Bakırköy İncirli Caddesi'ndeyim. Bakırköy İncirli Ersin Bey. Caddesi'ndeyiz. Sevil Özgül tabelasını Hı-hı. görebilirsiniz. İlk ışıklardayız arkadaşlar. Alternatif bankın üstüyüz. Evet. Bak bu kadar açık söylüyor. Elçin Kalemdaroğlu sevgiler bu güzel yayın için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Elçin sizlere. Sağ ol. Arada bir şeyler bir şey unuttunuz. Arada birinin mesajı kaçtı yukarıda. Ersin Bey'in kaçma. Kerim işte Çakır bu da Yeşil Vadi. Evet. Pardon. Yemeli Yeşil Vadi Dernek Başkanı. Tamam. Çok selamlar. Onu da okuyalım. O evet kaç şey yapıyor. Suna abla selamlar demiş. Suna Yıldırım. Hayırlı akşamlar. Canlar sevgiler. Sohbetiniz keyifle dinliyorum. Sevgiler selamlar Suna abla. Evet. Kerim Başkanım selamlar. Konuğunuza selamlar. Size de iyi yayınlar diliyorum. Ozan Bey'e teşekkür ediyorum. Tamamdır. Kerim abicim. İşte bizim memleket böyle bir memleket. Öyle tabii. Yani işte ya dedim ya bu sene gittim ya bütün köylere. İnanır mısın? Biri gel bende ye, biri otur, biri yat bilmem ne. Biz böyle mesuliyiz arkadaşlar. Biz onlara sahip çıkarsak onlar da bize sahip çıkar. Çünkü bizim evladımız ne varsa mesudiyeler de var derler ya. Bizim adımız namımız yeter mesudiyenin. Evet. Daha kesinlikle ne diyelim? Öyle, kesinlikle öyle. İzleyenlere ne dersin ablam, yazanlara? Herkese çok selamlar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Mesudiye Gazetesi'nde Ozan Bey size de ayrıca teşekkür ederim. Bence çok güzel oldu her şey. İnsan ne kadar çalışırsanız çalışın, ne yaparsanız yapın gene de kendi insanını istiyor insan muhakkak, elinde sonunda. Muhakkak. Onlarla birlikteyken mutlu oluyor. Teşekkür ederim. Böyle ben bir teşekkür şey ederim. Için. Sağ olun. Şimdi vallahi. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Dediğim gibi ilk önce gazetemize sahip çıkıyoruz. Değerlerimize sahip çıkıyoruz. Sanatçımıza, sanatımıza, yazarımıza, STK'larımıza, değerlerimize, evet. doktorlarımıza, hemşirelerimize, bütün değerlerimize sahip çıkalım. Her anlamda sahip çıkalım. Yani illa maddi olması gerekmiyor. Bugün Mesudiye Spor'umuz İstanbul. Mesudiye Spor İstanbul'da 35 yıldır ayakta durup tek bizi temsil eden bir kurumumuz. Bunu da tek çatı altında toplamak için arkadaşlar Beykoz'da 35 yıllık hayatında var olduktan sonra Ümraniye'de hizmet vermeye devam edecek. İnşallah hep beraber 8107'ye bir mesaj atarsanız 11 TL sadece katkıda bulunursunuz. Hı. Çünkü değirmen taşı suyuyla döner derler ya aynı evet. o misal bir ayakta durabilen bir takım. Evet. Dediğiniz gibi zaten Sevil hocama da imzalı takım formasını istiyor. Onun da desteği için teşekkür ediyoruz buradan. Şimdi ne dedik? Abone olmak isteyenler gazetemize bizlere ulaşarak anında telefonla aradığınız zaman bizlere, biz de anında bir telefon kadar yakınız. Sevin Özgür hocamıza da eğer arkadaşlar gerçekten önce sağlıktan dolayı ararsanız sonra güzellik dersiniz. Sevin hocam size her türlü yardımcı olacaktır. Çünkü bir mesudiyeli olarak siz olur, eşiniz olur, personeliyle, ekibiyle, asistanlarıyla sizleri bekliyor. Her şeyin en güzeli mesudiyeler için olsun. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Bütün mesudiyeler. Biz hep birlikte mesudiyeyiz. Gelecek bölümde yeni bir konumuza, değerimize buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Herkese iyi akşamlar.